İkinci ünite mevsimlerin oluşumu ile yine birlikteyiz. Arkadaşlar tüm LGS konularını sırasıyla bu kanalımda sizlere anlatacağım. Hemen birinci ünite mevsimlerin oluşumu ile başlayalım. Arkadaşlar Dünya kendi eksen etrafında dönme hareketi yapar. Şu şekilde arkadaşlar bakın kendi eksen etrafında dönme hareketi yapıyor. Bunu Hangi yönde yapıyor? Saatin ters yönünde batıdan doğuya dönüyor. Bu önemli arkadaşlar. Peki bu dönme hareketi ne kadar sürüyor? 24 saatte yani bir günde bir gün sürüyor. Bu durumda ne oluşuyor? Gece gündüz oluşuyor. Gün içinde sıcaklık farkları oluşuyor arkadaşlar. Bu da önemli. Gün içerisinde sıcaklık farkının oluşmasının nedeni arkadaşlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. Bakalım güneş arkadaşlar şu kısım dünyaya vurduğu kısmı gündüz, diğer taraf gece. Döndüğünde arkadaşlar bu şekilde döndüğünde diğer kısım gündüz, diğer taraf gece şekline geliyor. Hemen Dünyanın başka bir hareketi daha var arkadaşlar. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Güneş etrafında dolanma hareketi yapıyor. Arkadaşlar bu iki kavramı birbirinden ayrımalıyız. Kendi etrafında döner, Güneş etrafında dolanır. Bu birbirinden farklı hareketler. Bu dolanım ne kadar sürüyor? 365 gün 6 saat yani bir yıl sürüyor arkadaşlar. Dünya Güneş etrafında saat yönünün tersi istikametinde dolanır arkadaşlar. Bu da önemli. Dolanma hareketi ve dünyanın eksen eğikliği mevsimlerin oluşumuna neden olur. Bu iki olay arkadaşlar. Bir, dolanması, güneş etrafında dolanması. Bir de arkadaşlar bakın eksen eğikliği. Dünya şu şekilde dik değil arkadaşlar. 23 derece, 27 dakika eğik bir şekilde duruyor. Eksen Kuzey ve Güney kutuplarını birleştiren hayali çizgi. Yani şu eksen, diğer bir ismi Ekvator ekseni. Şu arkadaşlar hayali bir çizgi. Eksenin üst tarafına Kuzey Kutbu diyoruz arkadaşlar. Alt tarafına da Güney Kutbu diyoruz. Arkadaşlar peki bu iki durum yani mevsimlerin oluşmasına sebep oluyor. Ne oluyor? Dolanma hareketi ve eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasına neden oluyor. Mevsimler arasında sıcaklık farkının oluşmasına neden oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir tekrar edelim. Mevsimlerin oluşması nedeni neymiş? Eksen eğikliği güneş ışınlarının geliş açısını etkiliyor ve dünyanın güneş etrafında yıllık dolanma hareketi de mevsimlerin oluşmasına neden oluyor. Peki arkadaşlar bu mevsimlerin dönüm günleri 21 Haziran bu dört tane dönüm tarihi var arkadaşlar. Bunun birincisi 21 Haziran. Biz arkadaşlar hangi kutuptayız? Kuzey yarım küredeyiz. Yani şuralarda bir yerdeyiz arkadaşlar. Bakın şurada bir yerdeyiz. Kuzey yarım küredeyiz. Kuzey yarım kürede 21 Haziran'da hangi mevsim yaşanır arkadaşlar? Yaz. Biz buradan yola çıkarak yani kuzey kutbunda olduğumuzdan yani ülkemizin konumundan yola çıkarak soruları çözebiliriz. Bakıyoruz. 21 Haziran'da Kuzey Kutbu'nda ne yaşanır? Yaz. O halde ha Kuzey Yarımküre'de öyle düşüneceğiz. Yaz başlangıcıdır. Güneş ışınlarının en büyük açılarla yani dik açılarla düştüğü tarihtir. Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik düşer. Arkadaşlar iki tane de dönencemiz var. Kuzey Kutbu'ndaki dönencemiz Yengeç, Güney Kutbu'ndaki dönencemiz ise Oğlak arkadaşlar. Devam edelim. Güney yarım kürede kuzey yarım küre ile güney yarım küre birbirinin tam tersi. Burada yaz başlangıcısı güney yarım kürede kış başlangıcı güneş ışınlarının en küçük yani eğik olarak düştüğü tarih. Bakın zaten burada baktığınız zaman arkadaşlar dik geliyor. Burası eğik geliyor. Kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış yaşanmaktadır. Arkadaşlar yarım kürelerde mevsimler birbirinin zıttıdır. 23 Eylül'e geldik. Arkadaşlar 23 Eylül'de Kuzey Yarımküre'de ne başlar? Sonbahar. O halde güneyde tam tersi olacak ilk bahar başlangıcıdır. Peki 23 Eylül tarihinde baktığınızda arkadaşlar güneş ışınları nereye dik geliyor? Ekvatora dik geliyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bakın şurada daha net görüyorsunuz. Ekvator bölgesine dik geliyor. Güneş ışınları her iki yarım küreye de aynı açılarla gelir. Güneş ışınlarının ekvatora dik açıyla düşer. Dünya güneşten bakıldığında sağa yatıkmış gibi görünür arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanır. Yani gece gündüz süreleri de birbirine eşittir. 21 Aralık tarihine baktığımızda arkadaşlar Kuzey Yarım Küre yi yine düşünüyoruz bizim ülkemiz Kuzey Yarım olduğu da Kuzey Yarım 21 Aralık'ta ne olur? Kış olur değil mi? Kış başlangıcıdır. O halde güneyde tam tersi yaz başlangıcıdır. Güneş ışınları küçük azda eğik düşüyor. O halde güney yarım nasıl düşecektir? Dik düşecektir. Güneş ışınları Oğlak dönencesine nereye dik düşecektir arkadaşlar? Bakın Güney Yarımküre'de Oğlak dönencesine dik düşecektir. Arkadaşlar baktığınızda zaten şu ekvator çizgisinin ne tarafında daha çok aydınlanma var? Güneyde. O halde güneyde ne olacaktır? Yaz. Bakın burada az bir aydınlanma var. Burada ne yaşanacaktır? Kış. Arkadaşlar burada ne uzun olacaktır? Gece gece uzun olacaktır. Burada ise ne uzun olacaktır? gündüz yani yaz olduğu için gündüzler daha uzun olacaktır. 21 Mart yine gece gündüz eşitliği var arkadaşlar. 21 Mart Kuzey Yarım Küre'yi düşündüğümüzde ne başlar? İlkbahar başlar. Güney Yarım Küre'de ne başlar? Sonbahar. Burada arkadaşlar baktığınızda yine Ekvator bölgesine dik düşüyor. Güneş ışınları her iki yarım kürede de aynı açılarla gelir. Güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla düşer. Dünya güneşten bakıldığında sola yatıkmış gibi görülür. Arkadaşlar 21 Mart'ta sola yatıkmış gibi görülür. Şimdi tarihler verelim. Bu tarihlerdeki mevsimleri yazalım. 25 Mart ama hangi yarım kürede bu önemli? Kuzey yarım kürede mevsimlerin yaşandığını bak. 25 Mart. 21 Mart'ta geçti mi? Evet geçti. O halde hangi mevsim? İlkbahar. 30 Eylül 23 Eylül'ü geçti mi? Evet, o halde hangi mevsim? Sonbahar. 5 Temmuz, 21 Haziran'ı geçti mi? Evet, o halde yaz. 28 Aralık, 21 Aralık'ı geçti mi? Evet, o halde kış mevsimi yaşanır arkadaşlar. Arkadaşlar bu da önemli. Bunu da soruyorlar. Dar olan A bölgesi. Bakın A bölgesi dar bir bölge. Güneş ışınları dik geliyor. B bölgesi geniş bir bölge. Güneş ışınları nasıl geliyor? Eğik arkadaşlar. Dar olan A bölgesine güneş ışınları dik veya dikey yakın bir açıyla geliyor. Geniş olan B bölgesine güneş ışınları küçük açılarla yani yüzeye eğik geliyor. Bu durum A bölgesine birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazla ve A bölgesi daha sıcak. B bölgesi ise birim yüzeye düşen güneş enerjisi miktarı daha az ve B bölgesi daha soğuktur. Arkadaşlar zaten baktığınızda kutup kutuplar daha soğuk, Ekvator daha sıcaktır. Bunun nedeni de burada açıklanmış. Dünyanın dolanma hareketlerinin, bir yıllık hareketlerinde dünyanın konumuna göre mevsimlere bakalım. 21 Aralık'ta arkadaşlar hemen kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta ne olur? Kış mevsimi yaşanır arkadaşlar. Güney yarım kürede yaz. Şuradan da anlayabiliriz. Güneş ışınlarına baktığımızda güney yarım küreye daha fazla vuruyor. Kuzey yarım küreye bakın daha az ışık aldığı için burası kış olur. Hemen Dolanım hareketi nasıldı? Saat yönünün tersine bu şekilde devam ediyoruz. 20 Aralık'tan sonra ilk bahar mevsimi, 21 Mart ilk bahar, Kuzey Yarım Küre'de ilk bahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar. Haziranda arkadaşlar 21 Haziranda Kuzey Yarım Küre'de yaz, Güney Yarım Küre'de kış. Şurada baktığımızda zaten güneş ışınlarının Kuzey Yarım Küre'de daha fazla aldığını, Güney Yarım Küre'de daha az aldığını görüyoruz. Buradan da anlayabiliriz. Yine arkadaşlar 23 Eylül'de Kuzey Yarımküre'de sonbahar, Güney Yarımküre'de ilkbahar olduğunu görebiliyoruz. Yine bir farklı bir mevsimlerin tarihleri özelliğine bakarak nasıl bulabiliriz? Bizim ülkemiz hangi yarımkürede? Kuzey yarımkürede. Kuzey yarımkürede arkadaşlar 21 Mart'ta ne yaşanır? İlkbahar. O halde güneyde tam tersi sonbahar. 21 Haziran'da ne yaşanır? Yaz. O halde Güney yarımkürede kış 21 Aralık'ta ne yaşanır? Kuzey yarımkürede kış o halde güneyde yaz şeklinde de bilebiliriz. Arkadaşlar bunlar arkadaşlar Ekvator'a dik geldiği yer Ekvator bölgesi ve burada 21 Mart 23 Eylül tarihleri olabilir bunlar. Bakıyoruz Yengeç Dönencesi arkadaşlar Kuzey Kuzey yarımkürenin tam ortasında Yengeç Dönencesi var. Buraya ne zaman dik geliyordu? 21 Haziran'da arkadaşlar. Peki Oğlak Dönencesi'nde bakıyoruz arkadaşlar Güney Yarımküre'de Oğlak Dönencesi'nde ne zaman dik geliyordu arkadaşlar? E, 21 Aralık'ta dik geliyordu. Orada da yaz oluyordu. Yine Kuzey Kutup Dairesi, Güney Kutup Dairesi bilmemiz gereken dünyanın özellikleri arkadaşlar. Arkadaşlar 21 Aralık tarihinde güneş ışınlarının öğle vaktinde Güney Yarımküre'ye dik geldiği ne dönence Oğlak dönencesi 21 Aralık'ta arkadaşlar güneş ışınları Güney Yarımküre'ye nasıl gelir? Dik gelir. Nereye gelir? Oğlak dönencesine gelir. Güney Yarımküre'de ne olur o zaman? Yaz mevsimi. Kuzey Yarımküre'de tam tersi kış mevsimi. Güney Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar arkadaşlar. 21 Haziran'da güneş ışınları öğle vaktinde kuzey yarım küreye dik olarak geldiği yer enlem neresidir? Yengeç dönencesi. Bu tarihte de itibaren kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede ise kış mevsimi başlar. Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya, geceler uzalmaya Güney yarımkürede tam tersi gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar arkadaşlar. Şunu unutmayın 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya, 21 Haziran'a kadar gündüzler uzar. 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Burada öğrencilerimiz yine takılıyorlar. Ekinoks nedir? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla düşer. Ekvator'da öyle vakti bu zeminlerdeki aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda güneşin güneşinları aynı anda doğar, aynı anda batar. Dünyanın her iki yerinde de gece gündüz eşitliği yaşanır. Bu gece gündüz eşitliğine de arkadaşlar ekinoks denir. Dünyada aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. 21 Mart 23 Eylül Ekinoks gece gündüz eşitliği 21 Haziran Kuzey Yarımkürede yaz başlangıcı 21 Aralık ise Güney Yarımkürede yaz başlangıcıdır. 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde öğle vaktinde güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Bu tarihlerde ekvator gölge boyu ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Bunu da soruyorlar arkadaşlar güneş ışınları dik geldiği yerlerdeki gölge boyu sıfır olur. Dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri birbirine eşit olur. 21 Mart 23 Eylül Ekinoks tarihlerinde. Arkadaşlar yine her zaman sorulur. Eğer eksen eğikliği olmasaydı yani dünya iki konumdaki gibi dik dursaydı. Dünya güneş etrafında dolanırken güneş ışınları yere yani dünyaya düşme açısı değişmeyecek. Sıcaklık değişimleri gerçekleşmeyecek. Böylece mevsimler oluşmayacaktı. Yani eksen eğikliği olmasa mevsimler oluşmazdı arkadaşlar. Çok önemli bir uyarı. Öğrenciler hep burada takılıyor. Dünyamız güneşte bazen yaklaşır, bazen güneşten uzaklaşır. Dünyanın güneşe en yakın olduğu 3 Ocak, en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz. Burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Mesela kuzey yarımkürede uzak olmasına rağmen kuzey yarımkürede yaz yaşanıyor. Demek ki kış veya yaz olması mevsimleri güneşe yakınlık ve uzaklıkla alakası yokmuş. Dünya güneşe yakın yaz, uzakken kış olur şeklindeki ifade kesinlikle yanlış. Yani yakınlıkla uzaklıkla alakası yok. Geliş açısıyla ışınların geliş açısıyla alakası var. Gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olmasının temel nedeni dünyanın kendi etrafında dönüşüdür arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Hemen örneklere bakalım. Dünya üzerinde kuzey yarım kürede bulunan hemen kuzey yarım küreyi daire için alıyoruz. L ayında bir şehrinde L ayında yaşadığı bilinmektedir. L ayında kuzey yarım küreye güneşten gelen ışık güney yarım küreye göre daha eğik. Evet, kış mevsimi ise eğik gelir. Birinci ifademiz doğru arkadaşlar. L ayında dünya, güneşe yaz aylarına göre daha uzaktadır. Yanlış arkadaşlar. Uzaklıkla, yakınlıkla bir alakası yoktur. Bu şehir Türkiye'de yer alabilir. Kuzey yarımküre olduğu için Türkiye'de yer alabilir. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar, buna göre tabloda verilen ve dünyanın konumlarından yararlanarak... K ve L şehirlerle ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar hemen sıcaklık farklarına bakalım. K şehri Ocak ayında 6, Temmuz ayında 21. Temmuz ayında 21 derece ise arkadaşlar K şehri hangi yarım kürededir? Kuzey yarım kürede. Hemen şuraya K şehrini kuzey yarım küreye koyalım. L şehri Ocak ayında arkadaşlar 23 derece ise bakın şurada Ocak ayında güneş ışığını daha çok aldığı için Burada L ve burada ne olacaktır? Yaz. Burası kış. Burada tam tersi kuzey yarım küre. Yaz. Burada L şehri olacaktır. Güney yarım kürede arkadaşlar nedir? Kıştır. Okuyalım. Birinci konumda L şehrinde yaz mevsimi yaşanır. Hayır arkadaşlar birinci konumda yaz mevsimi değil kış mevsimi yaşanır. Yanlış. Arkadaşlar. İkinci konumdayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır. Bakıyoruz ikinci konumdayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır. Bu ifademiz doğrudur. Birinci konumdayken L şehri güneş ışınlarını K şehrinden daha dik açıyla alır. Hayır arkadaşlar birinci konumda kış mevsimi ise eğik hangisi daha dik açıyla alır? K şehri daha dik açıyla alır. Bu da yanlış doğru cevabımız B şıkkıdır. Arkadaşlar mevsimlerle ilgili e Konu anlatımımız bu kadar. Diğer konuları da sırasıyla YouTube kanalında Mıstık Fenci'de anlatacağız. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.